Herkese merhabalar ben Lastivia Uzun yandaklı devrelerinin ardından sizlerle birlikteyim. Bugün sizinle birlikte din aboneye özel soru cevap videosu ile karşınızdayım. Şu an kendimi çok garip hissediyorum. Yani kanalımı bin kişi takip ediyor. Aboneler şu anda ve bu benim için çok büyük bir sayı şu an. Ne demem gerektiğini bile bilmiyorum. Öncelikle videoda, videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve unutmayın. çok sevinirim. Ee, bir sürü soru geldi. Gerçekten o kadar çok soru geldi ki. Yani çoğu soru da birbirinin aynısı. Yani aynı soruları içeren şeyler, yorumlar vardı. Eğer ki kendi yorumunuzu videoda görmezseniz üzülmeyin. Yine de aynı şekilde aynı cevabı vereceğim. Ben daha çok böyle yaratıcı sorular da daha çok göz önünde tutmak istedim. Toplamda 28 tane soru var. Hepsine teker teker cevap vermem gerekecek. <laughs> İlk başta böyle genelleme olan sorulara hızlıca bir cevap vermek istiyorum. Yani herkesin çoğunlukla merak ettiği ve çoğunlukla sorduğu sorular. Adımı ve yaşımı çok sormuşsunuz. Ee, gerçek adımı henüz paylaşmayı düşünmüyorum. <laughs> henüz böyle size söylemeyi düşünmüyorum. Beni daha çok Losivia ya da Losi olarak ağrırsanız işte öyle söylersiniz. Kendimi daha böyle ne bileyim daha iyi hissediyorum. Şimdilik yani tabi ileride söylerim belki bilmiyorum. Belki ileride kanalın adını bile değiştiririm yani hiçbir fikrim yok. Yaşım ise e, 30 yok ama 29 var. <laughs> e, hayır arkadaşlar öyle saçma bir bilgiyle vermek istemiyorum. Şimdi bir kere sesinden anlaşıldığı üzere gencim. Yani e, 30'lu 20'li yaşlarda değilim. Yani 20 yaşın altındayım <laughs> ama tam yaşımı söylemek istemiyorum çünkü yaşıma dahi e, şey olabilecek insanlar vardır bence böyle linçleyecek insanlar. Yani kısacası yaşımı henüz söylemek istemiyorum. Onun dışında hemen sorulara geçmek istiyorum çünkü çok fazla soru var. Benim hakkında yani bu kadar çok merak ettiğiniz şeyler var mıymış hiç merak hiç bilmiyordum yani benim hakkında bu kadar çok şey merak ettiğinizi. Bir de genelleme sorulardan devam edeyim. Bu modları nasıl indirdiğimi sormuşsunuz. Mesela birkaç kişi bu işte yanları resimetre modlarını nasıl indiriyorsun diye sormuş. Arkadaşlar YouTube'a yazınca işte hani herhangi bir karakter mod yazınca direkt o karakterin modunu görebiliyorsunuz. Açıklamasına baktığınızda modun linki oluyor. Direkt indirebilirsiniz yani kolay ve basit bir şekilde. Bir de Kedi kamerasını şu an ekranda vardır büyük ihtimalle. Onu nasıl yaptığımı da çok sormuşsunuz. Bunu da bunun için ayrı bir video çekmeyi düşünmüyorum maalesef. Çünkü yani neden çekeyim? Onun yerine siz YouTube'a yazabilirsiniz. İşte kedi kamerası nasıl kurulur gibi yazarsanız bulabilirsiniz. Hızlıca sorulara başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok var ve hepsine nasıl cevap vereceğim bilmiyorum. Odanın içi çok sıcak. Hava çok sıcak arkadaşlar yanıyorum şu anda. Biri işte demiş ki... <laughs> Doğru bir yanda resimlatorda en sevdiğim ve sevmediğin rivallar. En sevdiğim Kizana derdim. Ben Kizana'yı böyle gerek fazla seviyorum biliyorsunuz. Mor renk olduğundan dolayı olabilir. En sevmediğimde ben şey hiç sevmiyorum. Şu delinquentlerin, zorbaların başkanı olan şu böyle hu olan kız var ya işte onu çok sevemiyorum. de Megami de sevmiyorum. Bana çok itici biri gibi geliyor. mı Ryoba mı demiş? Ee, Ryoba ya. Her türlü Ryoba derdim arkadaşlar. Bu arada aynı sorulara aynı şekilde cevap verirsem yani kızmayın çünkü aynı soruyu çok sormuşsunuz. yani resimde erkek karakterlerden hangisi takılır sence? Ben bu Buna e, videoya başlamadan önce birkaç kere düşündüm hani hangi karakter falan diye. Şey geldi aklıma şu okul kulübünün başkanı var ya arkadaşlar yeni başkanı o. Oka değil yani diğer başkan. Ben onun tipini sevdim biraz. Neden bilmiyorum ama bence daha iyi yani. Bunun dışındaki bütün erkekler birbirine benziyor zaten. <laughs> bütün karakterler birbirine benziyor arkadaşlar. Eremena demiş ki en sevdiğin youtuberlar. Şimdi benim en sevdiğim youtuberlar sürekli değişir. Yani e, ama gerçekten böyle en 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 sevdiğim youtuber kim derseniz benim çocukluğumdan yıldan beri takip ettiğim, izlediğim Duygu oldu derdim. Ben de seviyorum bu arada. Asla bu videoyu izlemeyecek. Losivya <laughs> neden hiç 1980 mod çekmedi ya, ya da çekecek misin? Canlı resimle 1980'ler modunu ben başaramıyorum arkadaşlar. Gerçekten başaramıyorum. Çünkü bana zor geliyor. Yapamıyorum. Info channel olmadan başaramıyorum arkadaşlar. <laughs> yapamıyorum. Rabbit Zuku demiş ki neden YouTube kanalı açmaya karar verdin? Aslında bu bende büyük bir hayaldi. Ben böyle e, kendimde bu potansiyeli görüyordum yani nasıl desem ben de kendim kendime dedim ki ben de insanları eğlendirebilecek ve hani onların böyle boş vaktinde izleyebileceği bir kanal olabilecek bir potansiyel var. Kendimde buna inanıyordum yani ben de diyordum böyle bir potansiyel var bunu neden kullanmıyorum neden bunu bir hobi haline dönüştürmüyorum çünkü hobim oldu artık böyle sizlere video çekme işte bunları editlemek günlük bir rutinim oldu en sevdiğim şarkı nedir? En sevdiğim şarkıyı da çok sormuşsunuz. sormuşsunuz. Ben Yuvasabi'nin e, Into the Night şarkısını çok seviyorum. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. <laughs> Yandere Simulator nasıl keşfettin? Yani hepiniz biliyorsunuzdur. Çok eskiden hatta birkaç yıl olmuştur yani 2023'teyiz. Videoları şimdi 2018'de 2017'de böyle bilindik Yandere Simulator kanalları vardı. Herkes biliyordur onları. Çok güzeldi onların kanalları. Ben YouTube'da dolaşırken küçükken onlardan fark etmiştim. Dedim işte aa böyle bir oyun var falan işte nasıl indirilir falan diye bir arattım. İndirdim oynadım. Hoşuma da gitti. I then lover okudum ben. Demiş ki kaç yaşındasın? Yaşımı ha, söylemek istemiyorum. Yani yaş sorulmaz. Ayıp bir şeydi bu soru. Teşekkür ederim. 30 yokum ama 29 varım. En büyük hayalim inşallah böyle bir gün elime gümüş 100.000 bin plaketi almak. Bu arada arkadaşlar bilmiyorum. O mu çok sıcak yoksa odanın içi mi çok sıcak ama ben şu an çatır çutur yanıyorum. Bakın şaka yapmıyorum. Çok sıcak. Kendinde en beğendiğim ve beğenmediğin özelliklerle şu an yerleniyorum. İnşallah sesi gelmiyordur. Kendimde en beğendiğim özellik e kendi potansiyelim ya da bir şey yapıp yapamayacağımı önceden biliyorum. Yani ben diyorum ki bunu yapabilirim. Çünkü biliyorum, kendim biliyorum. Ben bunu başarırım ya da diyorum ki ben bunu başaramam. Çünkü buna karşı hani bir bilgim yok ya da bir başarım yok yapamam. Bunu önceden tahmin edebiliyorum. Ben bu özelliğimi çok severim. En beğenmediğim özellik ise neyse ki bunu az buçuk atlattım. Bir şeyleri ya da birini fazla düşünüyordum ben. Hala düşünürüm ama hani eskiden bu çok 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 kötüydü. Yani hani düşünmekten gece 1'e kadar falan yatamıyordum. Ben yani erken yatan bir insanım normalde. Saat gece 1'e kadar falan yatamadığım oluyordu. Yani düşünmekten o kadar kötüydüm. Neyse ki onu atlattım attım. Az düşünüyorum. Yatmadan önce arkadaşlar hayal kuruyorum. O şeyi düşünmüyorum yani. Kafama farklı şeyler diyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Kafanızı yorun abi. Bir şey çok fazla düşünmeyin. Hayatı yaşayın. Yani anı yaşayın. En iyi şey bakın şakası söylüyorum. Kanalı açma nedenim, nedenim. yani aslında nedeni yok yani. Canım dedi ki ben yapabilirim ya. posantiyelim var demiştim söylediğim gibi. Yaşımı e, söylemeyi düşünmüyorum. Maşallah arkadaşlar herkes yaşımı merak etmiş. Yeni fark ettim. Soruların hepsini aynı esas almışım. C31 demiş ki bir Yandere düşmanı olsaydın hangisi olurdun? Hani bana cuk oturan bir kişi Kizan olur. Ben Kizan'a ya oturudum yani ama normalde olmak istediğim rival bence hiçbiri. Çünkü yani elinde sonunda Ayano onları öldürecek. Bunu biliyoruz. Ayano tarafından öldürmek istemezdim yani. O yüzden hiçbir olmak istemezdim. En sevdiğin çiçek? Ben şimdi bütün çiçekleri severim. En sevdiğim böyle... Valla çiçeğin adı adı fark etmez. Ben mor çiçekleri severim. Mor rengi sevdiğim gibi mor çiçeği severim. Hangi takımı tutuyorsun? İlk başta şunu söyleyeyim. Altını çizerek söylüyorum. Ben herhangi bir takımı fanatiği değilim. Toru takip etmiyorum. Ona göre Fenerbahçe ile Beşiktaş birlikte tutuyorum. Onları tutuyorum. Los e, ee, Kue Kuaskmask Demiş ki inşallah doğru telaffuz ettim. Lost yakında farklı çeklere, farklı oyunlara başlamayı düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum. Hatta yakında sahil stoka videosu çekeceğim, atacağım. Çünkü çok istediğiniz yorumlarda biri benden bir 3-4 kere yazmıştır onu yorumlara. <laughs> Abi sahil stoka oyna. Oynayacağım arkadaşlar. Söz veriyorum ONU oynayacağım. Soft bebeğiniz demiş ki en sevdiğim spor. Sporla ilgilenmiyorum ama hani böyle bir e, sevdiğin bir oyun var mı deseniz böyle spor dalı olan sevdiğim bir oyun. Voleybol severim arada belki oynarım bilmiyorum. En sevdiğin yemek? Ben tavuk çorbasının aşığıyım arkadaşlar. Tavuk çorbasına... Hatta sadece tavuk çorbası değil bütün et ve et ürünü içeren yemeklere hastayım, aşığım. Bütün hayatım boyunca et yiyebilirim yani öyle söyleyeyim ben eti çok severim. Hangi takımısın falan diye de sormuştum da cevaplamıştım zaten. Ben Berkcan mıyım demiş ki bir karşımdan hayırlı olsun teşekkür ederim. Benim sorum yayınlara başlamayı düşünüyor musun? Yanları simületir içekleri bitince nelere başlamayı düşünüyorsun? Dediğim gibi say konusu da koyunlarım. Bu arada yayın konusunu e, henüz... Düşünmüyorum çünkü hani çok az insanız yani 1000 kişi yayınlara gelir misiniz bilmiyorum. Olsak olsak 100 kişi falan oluruz yayında ve yayında da ne yapacağımı bilmiyorum. Ama yayın yaparsam da böyle büyük oyunların hani böyle seri olabilecek oyunların yayınını yapmayı tabii ki isterim. Şu anlık bunu başaramam belki ileride böyle 5000 abonede mesela bir yayın yapılır ya yani. bir zahmet o abonede bir yayın yap. Jenny Cat fan demiş ki kaç yaşındasın yaşımı söylemiştim. Gerçek ismi de henüz söylemeyi düşünmüyorum dediğim gibi. En sevdiğim renk mor. Yanlardaki en sevdiğim karakterler şey o okul klubun ee, başkanı ben onu seviyorum arkadaşlar. Allah mikrofonu elim çarptı pardon. Halk ee, Hulk Yams demiş ki Losivya en sevdiğin sanatçı ve en sevdiğin şarkısı dediğim gibi e, ee, Sabi'nin Into the Night şarkısını, Idol şarkısını ve Monster şarkısını seviyorum. Neden evet, Yoa Sabi hayranıyım. Japonca şarkıları seviyorum neden bilmiyorum. Parantez içinde yazmış ki 1000 abone olmayı hak ediyordum daha fazlasını görürsün varım. <laughs> çok teşekkür ederim yani benim bu kadar sevecek insanların olacağından ben çok şüpheliydim. Ben daha çok böyle YouTube'da nefret edilen bir kişi olacağımı düşünmüştüm. İki varsınız çok teşekkür ederim şu an. <laughs> biraz nefes nefeste kalıyorum. Da çünkü o da çok sıcak hava sıcak yanıyorum yaz yes demiş ki en sevdiğim rengi Söyledim tuttum takımı da söyledim Jan resmi 1980 modundaki en sevdiğin karakter ee... Hani bunu oturup gerçekten çok düşünmem lazım Ama ben olsam Rainbow Six derdim onlar var mıydı böyle gökkuşağı saçlı kızlar şu işte biliyorsunuz Rainbow Six koyarım şuraya bir yere resmini. Onlar sanırım 80'ler modunda vardı. Onları çok seviyorum ben onları çok seviyorum. Hatta onlar bir, bir ara gidecek diye bir söylenti vardı yanda resim Onu duyduğum an çok üzülmüştüm. Demişti bir Rainbow Six gidiyor ağlayacağım falan olmuştum böyle. Videolar neden bu kadar güzel <laughs> demiş çok teşekkür ederim. Hilal Ceyz. Demiş ki umarım kalasıları bin, bir bin olursun. Oldum bile. <laughs> yani, belki de ben bu videoyu çeker, çekerken bazı insanlar yorumlara hala soru yazıyor olabilir. <laughs> en sevdiğim oyun aslında e, söyleyeceğim ama lütfen beni dinlemeyin. League of Legends severim. Genshin Impact oynuyorum. Hatta büyük ihtimalle şu anda e, arkada Genshin Impact şeyisi var gameplay'i. Siz sıkılmayın, siyah ekran izlemeyin diye arkaya video koydum arkadaşlar. Yani otur oyunları seviyorum, beğeniyorum bence güzel oyunlar. Kerem demiş ki burcunun yükselen nedir? E, burcum Aslan, yükselenim Terazi, e, ay burcum da Boğa. Bence çok güzel burçlar. En sevdiğim dizi ve film. Dizi ve film çok izlemem ama e, dizi çok izlemem hatta neredeyse hiç izlemem. Ama e, bir filmi çok severim. Ben Harley Quinn hayranıyım. O yüzden derdim ki ben Birds of Prey çok severim. Birds of Prey'in e, filmini çok seviyorum. Uğurlu rakamın kaç? Uğurlu rakamım 7. En sevdiğim renk. Mor dediğim gibi. Diberek demiş ki vallahi çok özür dilerim cinsiyeti çözemedim. Erkek, erke Evet erkeğim arkadaşlar. mi <laughs> miydi erkek? XDA'yim evet. XDA kromozomuna sahibim arkadaşlar. Kaç yaşındasın? Evet 30 varım ama 29 yokum. Kanalımı ne zaman açtım? Ben aslında kanalımı 2018'de açtım hatta. Hakkında kısmına girerseniz görürsünüz. 2018'de bu kanalı açtım. Ve hani Losivya olana kadar çok 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 fazla isim falan değiştirdim. Ben çok önceden bu tür videolar çekmedim. Hani oyun videoları çekmiyordum mesela. Onu falan çok değiştiririm. En sevdiğim ve sevmediğim rivalları da söylemiştim zaten. Sonunda da demiş ki bir k olmuşsun. Bu arada başarıların devam dilerim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani ben <laughs> hayatım boyunca e, böyle bir işte YouTube'da, TikTok'ta herhangi bir yerde, herhangi bir sosyal medyada bu kadar çok seveceğimi düşünmemiştim. Umarım sizlerle birlikte bunun daha çok devamına gideriz. Ben ileride artık şey dersiniz. Ben belki bir gün Allah'ın izniyle 5000-10000 olduğumda ben de Los Silvia'yı işte 1000 e, aboneyken, de işte 500 aboneyken takip ediyorum diye böyle hani hava atarsınız insanlara. Ahmet Berat demiş ki en sevdiğim anime karakteri. Anime çok izlemem ama Ayı Hoshino'yu çok seviyorum. Bu aralar Hoshino hayranıyım. En sevdiğim dik karakter Ayano'yu severim. En sevdiğim yemeği de söylemiştim zaten. Tavuk çorbasına bayılırım. Yani et ve et benim hayatım arkadaşlar. 7-24 bütün yani ortalama insan ömrü ne kadar bilmiyorum ama o kadar sürede full et yiyebilirim çok ciddiyim. Tanjiro demiş ki <laughs> Tanjiro demiş ki ama kaç yaşındasın ve neden YouTube'a başladın? YouTube'a başlanan sana baskı yapan bir var mı? Hayır ben YouTube'a tamamen baskısız bir şekilde girdim. Hatta bunu ilk başta insanlara söylemiyordum. Oradan istemeden <laughs> yanlışlıkla böyle bazı yerlerde oldu. Sonra bir anda böyle dağıldı. Bana çok eskiden bana çok şey oldu mesela. Hani eskiden ben Losivia değildim. Ben çok farklı biriydim. Artık değiştim ve ben Losivia'yım diyorum insanlara. İnsan demiş ki <laughs> Bu kanalı nasıl açmak istedim? gibi kendi potansiyeli gördüm ve açtım. Siz de eğer kendinizde böyle bir potansiyeli görüyorsanız açmanızı tavsiye ederim. İsim nereden geliyor veya ismini nasıl koydun kanal ismini? Şöyle oldu bakın. Hiç şakası söyleyeceğim. Lostivia adını nasıl buldum? Ben Lostivia adını bir oyuna kayıt olacaktım arkadaşlar. Dedim ki böyle. Bu zamana kullan, bu zamana kadar kullanmadığım bir nick olsun böyle düşündüm, düşündüm, düşündüm. Ve dedim ki Lostivia çok güzel bir isim. cidden o kadar çok hani böyle bir anda geldi arkadaşlar böyle bir anda pat Lostivia Oldu. Hani losiv ya. Bir anda belirdi çok ciddiyim <laughs> Bir anda. <laughs> Kaç yılında da Allah elim mikrofona girdi. Ha. Kaç yılında doğdun? E, 2000'den sonra doğdum ama tam tarih vermiyoruz maalesef. Bu arada e, doğum günümü söyleyebilirim. Doğum günüm 27 Temmuz'da. Çok 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 az kaldı. Eğer ki inşallah e, doğum günümü sizinle birlikte yapacağım. Böyle doğum günü özel bir video gelir belki. Bilmiyorum. E, Mina demiş ki oyun oynamaya ne zaman başladın? Benim bilgisayar elime 5 yaşında geçti. 5 ya da 4 yaşında ben bilgisayara oturdum. Ve yani bu sanal dünyaya başladım arkadaşlar. Evet kabusum o zaman başladı. <laughs> İleride ne tarz içecekler yapmayı düşünüyorsun? Yani bu tarz içeceklerden devam, mi, devam edecek misin? Yoksa başka planların var mı? Bu Yandere Simulator gitmeyi asla düşünmüyorum. Çünkü öyle bir şey imkansız yani. Sürekli Yandere Simulator çekmek imkansız olurdu. Ben daha çok böyle korku oyunları vesaire çekmeyi düşünüyorum. Yani çünkü korku oyunu çekmek bence güzel bir içerik. Yani korku oyunu. Her şekilde insan izleyebilirsiniz yani. Ben olsam ben mesela korku oyunu videolarını severim. Böyle korku oyunu videolarını izlerken işte yemek falan yerim. Çok isteğim var. Benim hoşuma gidiyor. Ben de belki korku oyunu kanalına dönerim. Midori, Midori Gurin demiş ki yani Midori'cim Yandere ve mail atmadığın yetmedi gelmişsin yorumlarıma yazmışsın. <laughs> <laughs> yandere Simulator ile nasıl tanıştın? Ee, söyledim galiba yani YouTube'da gezindirirken tanıştım. Bir Yandere Simulator karakteri olsaydım kim olurdum? Bence hiçbir olmazdım çünkü Ion'u hepsini öldürebilir. O yüzden Ion olurdum. Evet 5 dakikada halledin arkadaşlar. Yandere Simulator'da bir karakterin modunu yapacak olsaydım kimin modunu yapardın? Yani şu anda büyük ihtimalle bütün karakterlerin modunu yapmışlar. Ben olsam kimin modunu yapardım? Vallahi hiç düşünmedim sanırım hiçbirininkini yapmazdım. Çünkü ne uğraşacağım? Bu soruyu çok sevdim. Dördüncü sorusu. Yandere Simitar bir şey ekleseydin ne eklerdin? Ben Yandere dev olsam şu oyuna rakipleri eklerdim. Çünkü yeter artık yıllardır bekliyoruz bu rakiplerin gelmesini. Hani Osana bile kaç yılda geldi yani 6 yılda falan geldi diye biliyorum. O kadar mı oldu bilmiyorum tam. Hani yıllardır rakip yok biz rakip bekliyoruz. Yandere dev rakip getir bize okulu değiştirme okula dekarasyon ekleme bize rakip getir yandere de lütfen <laughs> video çıktıysam selam yazmış bir de merhaba Midori Green oha bu bayağı uzun bir soruymuş kimmiş bakalım adı anne tepkisi demiş ki umarım daha çok tanınırsın teşekkür ederim sorum şu az bile olsa sesini değiştiriyor musun uygulama ile veya kendin hayır bu şu anda bu konuştuğum sesim benim normal kendi sesim şu normal bir şekilde sesimi değiştirmiyorum herhangi bir uygulama vesaire de yok eğer değiştiriyorsan değiştirmiyorsan bile ee, tabi siz anneleri tarafından size emanet eden çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama der misin demiş. Tabii ki derim. Sen yani iste ben bunu bir 5-10 kere söylerim çünkü benim ezberimde bu. <laughs> Nereden ezberimde kaldı onu da bilmiyorum ama. Ekos mekos video okunuyor. Ay bir dakika nasıl okunuyor? EcosMecos demiş ki Yander'e de en sevdiğin rival. Kizana demişimdir zaten. CatCam yerine FaceCam kullanacak mısın? Ee, FaceCam kullanırım ama e, şu anda bulunduğum yani videoyu çektiğim yer bence FaceCam kullanmaya uygun değil. Çünkü FaceCam'i masanın üzerinde koyacak bir yerim yok. Yani masam çok dolu. De değil aslında. Bayağı dolu bir masam var benim. O yüzden FaceCam koyacak bir yerim yok maalesef. Kaç aboneye kadar gelmeyi planlıyorsun? Yani artık hadi kaderimizde ne yazılmışsa oraya kadar gideriz. Belki 10 bini göremem. Belki 100 bini görürüm. Yani bilmiyorum. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ben sadece video çekmeye devam edeceğim. Bütün bu e, kaç aboneye kadar gitme planım hepsi sizin elinizde. de bir k hayırlı olsun demiş. Çok teşekkür ederim. E, Oxcoldium demiş ki bir hayvan olsan hangi hayvan olmayı isterdim Ben bir hayvan olsam tilki olurdum. Ama olmak istediğim hayvan büyük ihtimalle böyle uzun bir ömrü olan bir kuş olmak isterdim. Sen ben uçmayı çok isterim arkadaşlar. Böyle her yeri gezmek isterim. Böyle uçmak isterim. Böyle çok güzel olurdu. Böyle insanların kafasını uçmayı isterdim. <laughs> Seliyom55 demiş ki Hobilerim ve fobilerim Ben e, hobili, hobi olarak video çekiyorum dediğim gibi Bu cidden bir hobi bu arada şaka yapmıyorum Bir de oyun oynamayı vesaire çok severim İnternetteki oyunları çok severim Böyle açarım oyun oynarım arkadaşlar Hobim ben böcekten korkarım <laughs> Ben cidden böcekten Bir de palyaçodan Bir de belki birazcık klostrofobim vardır Bir de yüksekten korkarım Zaten onlar basit şeyler e, İsmimi dediğim gibi söylemek istemiyorum Nerelisin ben e, Türkiye'nin Avrupa yakasında oturuyorum Trakya'lı ama birazcık Karadeniz'den de böyle bir şeyler geliyor arkadaşlar böyle birkaç ne desem oradan da böyle hani bir şeyler alıyorum böyle hani %25 de diyelim böyle %40'lık bir Karadeniz var bende kanala hiç yan hesap açıp abone oldum yoksa oldun mu veya takip yaptın mı hayır hiç böyle GT gibi şeylere ben girmeyi sevmem de zaten öyle şeyleri yani herhangi bir ee, bot abone de yok kanalında. Kendi kendime abone olmadım yani. Bütün her... Hepsi sizsiniz ve bu beni çok çok daha gururlandırıyor böyle. <laughs> Bedensel veya zihinsel bir sorunun var mı? Miyop gibi. Ben... Miyop var bu arada. Evet. Maşallah. <laughs> bulmuşsun. Direkt çat diye bulmuşsun. Miyop'um var. Evet. Gözlük kullanıyorum. Zihinsel sorun kimde yok ki? Yani bunu... ya Hepiniz kabullenin. Hepinizde bir sorun vardır arkadaşlar. Böyle. Torunsuz insan diye bir şey yoktur. Herkeste bir sorun vardır. Bende de var. Bedensel olarak e, benim bunu cidden söyleyeceğim benim hakkında biraz bilgi edinin diye. Benim yürü, yürüme şeklim istemsiz olarak normal insanlardan farklı. Hani çarpıp yürümüyorum yanlış <laughs> anlaşılır. Hani o kadar garip yürümüyorum. Sadece bir tık böyle hani bilmiyorum arkadaşlarım bana söylüyor, diyor ki yani düzgün yürü arada böyle ben fark etmiyorum ama <laughs> Milli Park demiş ki manitan var mı gerçek yüzünü ne zaman göreceğiz hayatta yaptığını en pişman olduğun şeyler <laughs> şimdi manitan var mı ee, hemen kendisine bir mesaj atıyorum bir taneye söylemeli miyim var mı diye gerçek yüzünü ne zaman göreceğiz sanki bu soruyu böyle şey gibi sormuş işte bizden bir şeyler saklıyorsun Gerçek biri görmek istiyoruz falan gibi <laughs> sormuşsun ama e, FaceCam olarak sorduğun büyük ihtimalle. Dediğim gibi FaceCam henüz açmayacağım. Yüzümü e, Instagram hesabımdan görebilirsiniz. E, o da kanalımın hakkında kısmına girip Instagram hesabım var. Takiplerinizi onaylıyorum ama yakın bir zamanda büyük ihtimalle o fotoğrafları sileceğim. Hayatta yaptığını en pişman olduğun şeyler nedir? E, a, bunun çok fazla cevabı var. Gerçekten bunu hani bir videoya sığdıramam diye düşünüyorum. O yüzden bu soruyu geçmek zorundayım çünkü çok fazla piş manlığımız var. Herkesin vardır zaten. Aşk kuş Ko Army demiş ki hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Genel olarak günlük rutinlerinde neler yapmayı seversin? Benim günlük bir rutinim yani YouTube'larla alakalı var. Hani günlük bir rutinde mesela rutinim çok yoktur benim. Anı yaşayan bir insanımdır. Herhangi bir düzene bir şey oturtamam. Benim kişiliğimde bu var yani. Ben bir şey düzene oturtamam arkadaşlar. Onun yerine e, ben bende bir hobi var bu arada bunu söylemedim. Ben sizin yorumlarınızı okumak benim için bir hobi. Bazen böyle işte YouTube stü stüdyodan sizin yorumlarınızı da görüp yorumlarınızı böyle teker teker okuyorum. Çok isteyim bu bunu yapıyorum çünkü insanların yorumları işte benim hakkındaki yorumları okumak benim hoşuma gidiyor. Ben seviyorum yani şahsen. Uykum var demiş ki bin abone oldun. Huhu. Teşekkür ederim. Hepsi sizin sayenizde. Ee, soruları ise short creepy stories devamı gelecek mi? Evet ben short creepy stories'i bitirmeyi planlıyorum. 3 tane bölüm çektim sanırım. 4. bölümün yakında gelecek. Yandere Simulator'a Karakterin peluş olarak eklensin ister miydin? Evet çok isterdim. Şu kanal profil fotoğrafımdaki kişinin bir peluş olarak gelmesini çok isterdim. Çünkü o kanal profil fotoğrafı benim çok eski bir arkadaşımın bana yaptığı bir çizimde. İşte o zamanlardan böyle kaldık ya görüyor musunuz arkadaşlar? Evet son sorumuz. Animeci ben demiş ki inşallah beni de video alırsın. Sorularım demiş. Hangi kayıt uygulamasını kullanıyorsun? Ben OBS. Stüdyoyu kullanıyorum. Ee, kanalını kaç yaşındayken açtım? 2018'deyken açtım ama tam yaşımı söylemeyeyim bence. Hiç linçlendin mi? Emin olun ben o kadar çok linç yedim ki. O kadar çok nefret gördüm ki biliyorsunuz ben çok kimlik değiştirdim söylediğim gibi bir sürü kanalım oldu bir, birkaç kere tanındım sonra geri indim. Hani bir sürü insanla kavgam oldu yani çok fazla böyle inişli çıkışlı bir hayatım oldu. Belki ileride size bunları anlatırım böyle karşınıza böyle geçer. Yemeğimi alır bir dedikodu videosu falan yaparız yani bilmiyorum. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Hiç kanalı kapatmayı düşündüm Evet aklımdan geçti yani bir ara böyle kanalımı hiç ki kapatsam bıraksam bu işi falan diye düşündüm. Sonra dedim ki ''Pes ederek bir yere ulaşamazsın. Ee, kaybedeceksen de kendin gibi kaybet, adam gibi kaybet.'' dedim. Yine de videolar çektim, yine de paylaştım ve bir tane videom var. Ee, neydi? Eski Yandere Simulator videolarına baktığınız bir video. O video patladı ve ben çok mutlu oldum o günden sonra kaç abone olacağını düşünüyorsun? Ben çok fazla büyüyeceğimi düşünmüyorum YouTube'da ama yani bence böyle bir 10 bin aboneye ulaşırım. Çok ileride ama şimdi bilmiyorum. Yani bir anda kanal patlayabilir yani bu tür şeyler çok yaşanıyor. Bir anda böyle bir sabah kalkıyorum böyle 10 bin abone falan görüyorum böyle. Olabilir bu arada şaka yapmıyorum. Önceden bir kanalım var mıydı? Evet vardı dediğim gibi çok fazla kimlik değiştirdim ben. İlk videon neydi? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İlk videom şeydi arkadaşlar. Ben önceden video çekmiyordum. Ben bir ara yayın yapmaya girmiştim Twitch'te. Bayağı yayınlar açıyordum. İnsanlar geliyordu böyle 5-6 kişi olurduk. 10 kişi falan oluyorduk. Böyle yayın yapıp oyun oynuyordum. Korku oyunları çeker misin? Çok ciddiyim ben korku oyunu kanalı olmayı istiyorum vallahi şaka yapmıyorum. Benim amacım var olabilirim yani farklı içerikler de yaparım tabii korku oyunu dışında ama tabii ki de çekerim. Evet arkadaşlar sorularınız bu kadardı. Umarım e, hepsini cevaplayabilmişimdir. Bu video yaparken umarım çok fazla sorun yaşamamışımdır. Yani böyle ses olayında benim çok sıkıntım oluyor. Videoları çekerken farkındayım. Hepinizi çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Belki 5000 abonede bir tane daha soru cevap yaparım. Bilmiyorum belki oralara gelir miyim? Hiçbir fikrim yok şu an arkadaşlar. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bin kişiye birden sarılıyorum. Böyle kollarımı böyle kocaman açıp hepinize birden sarılıyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.